Hepinize selamlar arkadaşlarım. Bugün kaldığımız yerden Türk İslam Devletleri ya da Türk İslam Devletleri diyebileceğimiz konunun soru çözümlerine devam ediyoruz sizlerle. Hemen sorularımıza başlayalım. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır'da kurulan ilk Türk devletidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım Mısır'da kurulan Türk devletleri nasıl kodluyorduk arkadaşlar? TM diye kodluyorduk. Bunu bu şekilde kodlamanın yararı var. Çünkü kronolojik olduğu için işinize daha çok yarar. ÖSYM böyle bir soru sorursa ee, kaçırmazsınız arkadaşlar. Şimdi ilk olarak T dediğimiz Tolunoğulları, I dediğimiz Işitler, E dediğimiz Eyyubiler ve M dediğimizde nedir arkadaşlar? Memlüklerdir. Dediğimiz gibi TM diye bunu kodlayacağız bize neyi sormuştu? İlk Türk devletidir diye sormuştu. Ee, cevabımız ne oluyor bu durumda? Bursa olarak, Tolunoğulları olarak bulunuyor. Geçtik bir diğer sorumuza. Cengiz Han'ın ölümünden sonra Çin'de hüküm süren ve İslamiyet'i kabul etmeyen Moğol devleti olarak bilinen İtalyan seyyah Marco Polo'nun uzun süre kaldığı ve seyahatnamesinde buradaki gözlemlerini ayrıntılarıyla anlattığı devlet aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım Cengiz Han öldükten sonra 4 adet Moğol devleti oluşuyor bunlar ilk çıktı zaten verilmiş bize. Bunlar nedir? Kubilay Hanlığı, Çağatay Hanlığı, Altın Orda Devleti ve İlhanlı Devletidir arkadaşlar. Bunlar içerisinde bize neyi söylemişti? Ee, İslamiyet'i kabul etmeyen, İslamiyet'i kabul etmeyen tek Türk devleti nedir arkadaşlar bunların içinde? Ee, tek Moğol devleti hangisidir diye sormuştu. Ee, Kubilay Hanlığıydı arkadaşlar. Ve diğer bir bilgi olarak da Marco Polo'nun uzun süre kaldığı ve e, bura hakkında bilgiler bilgiler verdiği işte e, seyahatnamesi, seyahatnamesini söylemişti bize. E, burada da soruyu yakalayabiliriz. Yani camımız bu durumda ne oluyor? Kubilay Hanlığı olarak bulunuyor arkadaşlar. Geçtik. Bir diğer soruya. Ee, Karahanlılar döneminde Yusuf Has Hacip'in yazdığı Türk Devlet Anlayışı'nı kanun ve siyaset üzerine görüşler ile hükümdarlara öğütleri içeren eser aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Gayet güzel bir soru arkadaşlar. Bu soruyu birazcık inceleyelim. Şimdi A şıkkında Divani Türk demiş. Bunu kim yazmıştı arkadaşlar? Bunu Kaşgarlı Mahmut yazmıştı. Ve bu bu eser hakkında biraz bilgi vermek istersek Türkçe-Arapça karşılıklı bir sözlük arkadaşlar bu Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılıyor ve bunu kime karşı yazıyor arkadaşlar El Muktedi Billaha yazılıyor yazılıyor El Muktedi Billaha'da kimdi? Abbas Halifesi'ydi. Abbas Halifesi şunu göstermek istiyor işte Türkçenin de çok zengin bir dil olduğunu Arapçaya karşı bunu göstermek istediği için de Türkçe-Arapça karşılaştırmalı bir sözlük oluşturuyor arkadaşlar ve bu Divan-i Türk eserinin içinde bir adette Türk Dünya haritası var. Bu yüzden de arkadaşlar hem bir sözlük hem de bir harita içerisinde içerdiği için Kaşgarlı Mahmut'a da ilk Türk filolog ve ilk Türk etnograf tanımlarını söyleyebiliriz. geldik C şıkkına. divan Divanı Hikmet. Bunu kim yazıyordu arkadaşlar? Hoca Ahmet Yesevi yazıyordu. Hoca Ahmet Yesevi yazıyordu. Hoca Ahmet Yesevi'ye diğer bir adı da arkadaşlar nedir? Piri Türkistan olarak da bilinir peki arkadaşlar divan Hikmet neydi? Bu da ilk Türk tasarruf, e, tasavvuf eseri. tasavvuf eseriydi arkadaşlar. E, bunu da bilmemizde yarar var. E, geldik Atabetül Hakayık. Bunu kim yazmıştı arkadaşlar? Edip Ahmet Yükneki yazmıştı. Edip Ahmet Yükneki yazdı arkadaşlar. Bu da eserde arkadaşlar Uygur alfabesiyle oluşturuluyor ve kime ithafen yazılıyor? Emiridat, Sipah, Sipahsalar Bey'e ithafen yazılıyor arkadaşlar bu eserde. Ve sorumuzun doğru cevabı Kutatku Bilig'de arkadaşlar kim tarafından? Yusuf Has Hacip tarafından yazılıyor arkadaşlar. E, bu da ilk Türk İslam yazılı eseridir. E, Uygur alfabesiyle yazılmıştır. Ve kime ithafen yazılmıştır? Ulu Kara Burahan'a e, Ulu Kara Han yazılmıştır arkadaşlar. Karahanlı hükümdarı. E, o yüzden cevabımız ne oluyor? Bursa olarak bulunuyor arkadaşlar. Şu dört eser e, Karahanlılar döneminde yazılmıştır arkadaşlar. ÖSYM bunlar her sene sorabilir. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Şu dört eserin hakkında e, her şeyi bilelim. Her şeyi e, dikkat edelim. Unutmayalım. Çünkü Özseyin'e çok fazla soruyor. Bu soruyu da geçelim o zaman. Geldik 16. soruya. 963-1187 yılları arasında Orta Asya'da siyasi varlık gösteren, hükümdarları için sultan unvanı kullanan Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar Hindistan'da İslamiyet'in yayılmasında etkili olan dediğinden soruyu yakalayacağız. Bu devlet nedir arkadaşlar? Gazneliler'dir. Gazneli Mahmut Hindistan üzerine arkadaşlar tam 17 sefer düzenliyor. Ve bu 17 seferin sonucunda günümüzdeki işte Hindistan, Pakistan, işte Bangladeş gibi devletlerin Temelini oluşturuyor arkadaşlar. Ee, i̇şte Pakistan ve Bangladeş'te Müslümanlığın bu kadar yayılmasının sebebi de neymiş arkadaşlar? Gazneli Mahmut'un düzenlediği 17 adet sefermiş arkadaşlar. Bunu da bildikten sonra bu soruyu da geçelim. Gazneli dedik. Geldik 17. Soruya. Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig adlı eserini hangi Türk devleti döneminde kime takdim etmiştir diye sorulmuş. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi Kutadgu Kutat Kubilik, işte Divan Lügat Türk, Atabetül Hakayık ve Divan Hikmet Karahanlılar döneminde yazılmıştı. İlk önce Karahanlı olmayanları bir eleyelim. Ee, burada Gazneli var, Gazneli var. İki tane çıktı. Işte Karahanlı devleti var. Peki arkadaşlar Kutat Gubilik'i kime yazmıştı? Karaanlı ee, Karahanlı hükümdarı Ulu Kara Burahan'a yazmıştı. Bu durumda cevabımız ne oluyor? Bursa olarak bulunuyor. Bu soruyu da geçiyoruz. Geldik bir diğer sorumuza. Yukarıdaki Türk İslam devletlerinin hangilerinde resmi yazışmalarda ve edebi eserlerde Türkçenin kullanılmasına önem verilmiştir diye sorulmuş. Yani Türkçe kullanan bir devlete bakacağız. Şimdi arkadaşlar Gazneliler ve Büyük Selçuklular bunlar hangi dilleri kullanıyor arkadaşlar? Arapça ve Farsçayı kullanıyorlar. E, Arapça, Farsça arkadaşlar işte resmi yazmalarda ve edebi eserlerde yazıyorlar. Tabii ki e, saraylarda Türkçe konuşuluyor yani hükümdarlar Türk olduğu için ama halk arasında Arapça ve Farsça yaygın. E, Karanlılar dediğimizde arkadaşlar tamamen e, Türkçe konuşan bir devlet, Türkçe eserler ver, veren bir devlet, eski Türk gelenek ve göreneklerine e, önem veren bir devlet. Yani birazcık daha e, Türk kelimesini görünce Karanlılar aramakta fayda var arkadaşlar. Türkçe'ye önem vermişler dediğiniz için de cevabımız ne olacaktı? Karahanlılar olarak bulunacak arkadaşlar. Bunu da geçelim. 1025 yılında Karanlar ve Gazneler aşağıdakilerden hangisinin güçlenmesine karşı önlem almayı kararlaştırmışlardır diye sorulmuş arkadaşlar. Karahanlılar ve Gazneler kime karşı önlem almış diye sorulmuş bize. E, ee, tabii ki arkadaşlar cevabımız Selçuklular. Çünkü Karanlar ve Gazneler döneminde yani 1025 yılında e, Selçuklular da yavaş yavaş kendini göstermeye başlanıyor, güçleniyor. E, ve Karanlar ve Gazneler de bu durumdan rahatsız olduğu için e, Selçuklulara karşı bir ittifak oluşturuyorlar. E, onları birazcık daha bezdirmek amaçlı. Cevabımız ne oluyor bu durumda? Selçuklular olarak bulunuyor arkadaşlar. Geldik bir diğer soruya. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslam dünyasına olan Katkılarından biri değildir diye sormuş. A şıkkında Abbasiler döneminde devletin Bizans'a karşı korunması. Evet arkadaşlar kesinlikle doğrudur. Bizans'a karşı korunmuşuzdur. B şıkkında Gazneliler döneminde İslamiyet'in Hindistan'a kadar yayılması. Evet arkadaşlar az önce bahsetmiştik doğrudur. D şıkkına gelelim. Anadolu Selçukluları döneminde Haçlılara karşı başarılar elde edilmiştir. Evet arkadaşlar Haçlılarla zaten çok mücadelemiz var. E şıkkına geliyoruz. Büyük Selçuklular döneminde İslamiyet'in Anadolu'da yayılması kesinlikle doğrudur arkadaşlar. C şıkkına geldik. Endülüs Emevileri döneminde İslamiyet'in İspanya İspanya'da yayılması. Bu yanlıştır arkadaşlar. Neden? Biz Endülüs Emevilerini çok sevmeyiz. Neden? Çünkü bunlar ırkçı bir devlettir arkadaşlar. Bunlar Arap olmayanlara Köle muamelesi yapmıştır. Yani sadece Arapları sevmişlerdir. Yani Müslüman, Müslümansın ve Türksün seni sevmiyorlar ama Müslüman ve Arapsın seni seviyorlar. Müslüman ve Türksen sana köle muamelesi yapıyorlar. Bu yüzden birazcık ırkçı bir devlettir. Biz de bunları pek sevmeyiz Emevileri. Hatta bunlara karşı mücadeleler vermişizdir. Bizim dostumuz kimdir arkadaşlar? Abbasilerdir. Abbasilerin bize karşı iyi tutumu bizim İslamiyeti kabul etmemizde yardımcı olmuştur. O yüzden cevabımız nedir arkadaşlar? Emevileri sevmiyoruz tabii ki. Cevabımız ne oldu? Ceyhan olarak bulundu arkadaşlar. Ee, bu da son sorumuzmuş arkadaşlar. Hepinize dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanala abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Ee, hepinize iyi çalışmalar diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.